Peki en sevdiğin oyun hangisi? Valorant. Yani şu anlık en sevdiğim oyun Valorant. Peki bu zamana kadar en sevdiğin oyun hangisi? Uncharted serisi olabilir. Zamanın sorularından biri. Sence Y kuşağı mı yoksa Z kuşağı mı? Ben kendi açımdan Y kuşağı olduğum için ben Y kuşağı diyeyim. Tamam. Z kuşağı olabilir. Neden peki? Bilmiyorum, Y kuşağı değil. Diyorsun. Z kuşağı. Neden Z kuşağı? Hem böyle daha teknolojiye meraklılar. Meraklıyız yani. Diyorsun. Üçüncü şeriz konuşayım. Bence Z kuşağı. Peki neden? Şundan dolayı teknolojiyle beraber büyüdüğü için daha fazla imkana sahip. Yani bir eski kuşaktaki bir insana baktığımızda ne de olsa yani bir şeylere ulaşması çok zor. Bir şey öğrenmeye çalışsa kütüphaneye gitmesi gerekiyor, bir sürü uğraşması gerekiyor. Ama şu an kuşağın elinin altına direkt teknoloji sayesinde çok daha rahat ulaşabiliyor, çok daha iyi ilerleyebiliyor bir alanda. Z jenerasyonu sence gelecekte ne olur? Y kuşağını övdün. Z jenerasyonu gelecekte ya eğer kendilerini geliştirirse çok sağlam bir altyapıları var. Onun üstüne koyarlarsa bence gayet iyi durumlara gelebilirler. Tamam. Peki Z jenerasyonu sence gelecekte ne olur? Gelecekte daha adaletli, yani Türkiye için konuşacak olursak daha adil, daha başarılı olabileceğine inanıyorum. Demokrasi inancı yüksek. Daha iyi yerlere gidebilecek çok olarak düşünüyorum. Peki e-sporu gelecekte nasıl görüyorsun? E-sporu gelecekte nasıl görüyorum? E-spor gelecekte büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum ben. İlerleyebilecek bir sektör olarak görüyorum. İlk başta mesela LoL e-sporunda bir internet kafede yapıldı diyebiliyorum. Evet. Sonradan stadyumlara, Türk büyük kulüplerinin Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun buna yatırımlar yapması çok büyüyeceği anlamına geliyor zaten yani. Zaten büyüdü. Çoğu insanın ekmek parası olabilir. Yani çünkü büyüyor. Senin geçim kaynağı olarak görüyorsun. Peki Estek e-spor hakkında bir düşüncen var mı burası ile alakalı? Yani burayı ben aslında yazın Ağustos'tan beri geliyorum ve yeni fark ettim. Bayağı güzel bir yer. Benim eski gittiğim yere göre. Tabii. Yani tavsiye ederim. Hem e-spor olarak hem de konsept ve görünüş olarak gayet iyi bir mekan. İnternet kafe gayet güzel, samimi ortam var. Takılmıyor, dinliyor. Güzel yani. 2022 için bir dileğin var mı? LGS'den yüksek bir puan almak. Başarılarını dilerim. Benim yok. Yani normal bir yıl işte. Aynen. Neden yok? Bir şey diler insan şimdi. Yeni yıla giriyorsun. Bir şey olsun ya da böyle. Her yıl aynı ki. Aga beyiz var abi ya. Gel. 2022 için bir dileğin var mı? 2022 için büyük bir dileğim var. Çok para kazanmak. Başka bir dileğim yok. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne demek?